Diyarbakır'da üçüncü günüm. Diyarbakırlılarla güzel bir atmosfer içinde buluştum. Gençlerle buluştum. Kadınlarla buluştum. Kanaat önderleriyle buluştum. Muhtarlarla buluştum. Dolayısıyla toplumun her kesimiyle buluşmaya, toplumun her kesiminin sorunlarını dinlemeye, merak ettikleri ya CHP'nin acaba çözümü nedir bu sorunlarda? Dilimizin döndüğü kadar da çözümlerimizi anlatmaya gayret ettik. Daha fazla geleceğiz Diyarbakır'a. Uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlılar özellikle bu konuda sitem de ettiler. Neden Diyarbakır'a daha fazla gelmiyorsunuz? Neden bizi biraz yalnız bıraktınız diye. Bundan sonra daha fazla geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz. Çünkü Türkiye'nin derdi sadece bizim derdimiz değil, hepimizin ortak derdi. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak isteriz. Huzur içinde yaşamak isteriz. Bereketli sofralarımız olsun isteriz. Evlerimizde huzur olsun isteriz. Dolayısıyla eğer böyle bir atmosferi birlikte yaratabilirsek güzel bir Türkiye'yi de inşa etmiş olacağız. Bütün bunların anahtarı demokrasiden geçiyor, düşünceyi ifade özgürlüğünden geçiyor, adaletten geçiyor. Kanaat önderlerimiz, dedemiz, arşivimizin büyükleri burada diye. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Dolayısıyla bizim adaleti sağlamamız lazım. Adaleti sağlamamız lazım. İnsan hakları, kadın erkek eşitliği bunların sağlanması lazım. Bir şekliyle adaleti sağlayabilirsek emin olun soframıza bereket de gelir. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirelim, daha doğrusu yapalım derken, önerirken de aslında temel noktamız adaletti. Adalet olmalı, milletin iradesi olmalı. İrade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olduğu gibi yansıyabilmeli. Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçildiyse, belediye başkanları görevlerinden alınıp yerine kayyumlar atanmamalı. Siyasi partiler kapatılmamalı. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diye defalarca da ifade ettik. Aynı ifadeyi burada da dillendirmek isterim. Dolayısıyla beraber, birlikte güzel bir Türkiye'yi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Huzuru bu ülkede yeniden inşallah inşa edeceğiz. Barışı, huzuru, kardeşliği, dostluğu yeniden inşa edeceğiz. Bana bunları ifade etme imkanı sağladığı için de Aziz Bey'e teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Ayrıca verdiğimiz çabanın, gösterdiğimiz çabanın, arzu ettiğimiz mertebeye ulaşması için, amacına ulaşması için hayır dualarınızı da bekliyoruz efendim. Onu da ifade etmek isterim. Tekrar güzel sofra için teşekkürlerimi sunuyorum.